akşamlar. NTV'de Yakın Plan programıyla birlikteyiz. Ben Buket Aydın Baykal. Gündemin sıcak başlıklarına biraz daha yakından bakacağız. Bu gece 3 konuğumuz var. Birisi Ankara Stüdyo'da. Sargasis Ankara temsilcisi Mustafa Kartoğlu birazdan birlikte olacak. Ama ben öncelikle İstanbul Stüdyo'daki konuklarımızı tanıtmak isterim. Emekli Tümgeneral Sayın Ahmet Yavuz bizimle ve yine Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Ebru Canan Sokullu. Konuklarımız yakından bakacağımız konuları da biraz ayrıntılandıralım dilerseniz. Malum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önemli açıklamaları oldu. Burada Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirileri de oldu Cumhurbaşkanı'nın. Suriye konusunda önemli görüşmeler gerçekleşiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin iki numarası olarak adlandırabileceğimiz Joe Biden'la bir görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı. Tam bu esnada ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'den de Suriye ile ilgili şaşırtıcı ve dikkat çekici açıklamalar geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye acaba Suriye politikası konusunda yakınlaşıyor mu? Tabii bir taraftan da PYD var. Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD'ye silah yardımı yapacağı konusundaki söylentiler Başbakan Binali Yıldırım tarafından tepkiyle karşılandı. PKK ile mücadele devam ediyor. Tüm bu başlıklar ve daha fazlası yakın planda konu başlıklarımız arasında. Daha fazla uzatmadan hemen sorularıma geçmek istiyorum. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı temaslardan bahsettik. Biden görüşmesi oldukça önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nin aslında Irak, Suriye, Afganistan işlerinde öne çıkan bir isim diyebileceğimiz, iki numarası diye hitap ettiğimiz bir kişi. Bu görüşmeye ilişkin bir açıklama, bir kulis bilgisi henüz elimizde yok. İlerleyen dakikalarda belki olacaktır ama bu görüşmeyi nasıl okumak gerekiyor? Bir de tabii Kerry'nin yapmış olduğu bir açıklama var malum. Onu da ben izleyicilerimize hem de size bir hatırlatmak isterim bu noktada. ABD Dışişleri Bakanı dedi ki Suriye'de hükümet güçlerine ait savaş uçaklarının muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde uçuşunun engellenmesi gerek. Buyurun sizle başlayalım. Bu açıklama tabii bu sanıyorum insani yardım amacıyla gönderilen konvoyun daha da nasıl imha edildiği, tahrip edildiği daha doğrusu bilgisi muğlak. Yani hı hı. İki tarafta kendisinin böyle bir saldırıda bulunmadığını ve en son basına düşen bir açıklamayı da izledim. Ne ölçüde doğru bilemiyorum. Orada da bunların hava saldırısıyla olmadığı ve doğrudan karadan yapılan saldırılarla yakıldığı şeklinde bilgiler var kamyonların, tırların. Dolayısıyla bu konuda Türkiye'nin taleplerine doğrudan bir cevap verme amacına mı matuf ondan emin değilim. Hı hı. Ondan emin değilim. Ayrıca, biraz daha başka bir şey olabilir diyorsunuz. Evet, evet. Ayrıca yani Türkiye'nin güvenli bölge talebini ben çok doğru ve yerinde buluyorum. Ancak Suriye ile beraber çalışmadığımız sürece bunun çıkış stratejisinde zorluklar yaşanacağını hissediyorum. Yani Esad yönetimiyle birlikte hareket evet. edilmediği müddetçe güvenli bölgede bence, sıkıntı yaşar mıyız? Bence sorun hem Suriye ile hem Rusya ile ve İran'la ağırlıklı olarak hem de işin tabiatı gereği arzu etmememize rağmen Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte götürülmesi gerekiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin başlangıç politikası işte bir koridor oluşturmak ve Suriye'yi parçalamak, yönetimi değiştirmekti. Ama yönetimi değiştirmek konusunda geri adım attığını görüyoruz ve koridor oluşturma konusunda da Türkiye'ye takıldığını görüyoruz. Tabii Türkiye'nin Rusya ile ilişkileri geliştirmesi çok önemli bir hamleydi. Hı hı. Zaten kötüleştirilmesi yanlış bir şeydi. Suriye içine bu kadar müdahil olunması ve Suriye'deki krizin büyümesine öyle veya böyle katkı verilmesi yanlıştı. Bütün bu yanlışlardan dönülmesi doğru bir şey. Güvenli bölge oluşturulması ve Türkiye içindeki mültecilerin önemli bir bölümünün oralara yerleştirilmesi de doğru. Ancak çıkış stratejisi açısından bakıldığında bana göre en doğru tutum Suriye ile ilişkileri geliştirmek ve Sayın Başbakan'ın bu konudaki söylemlerine de
iştirak ettiğimi belirtmeliyim. Hı hı. Siz ne diyeceksiniz? Burada aslında ABD... Suriye ile ilişkileri geliştirebilir miyiz şu saat, şu dakika itibariyle? Esad rejimiyle ilişkileri evet, geliştirmemiz Esad. Gerekiyor. Ahmet Bey'e katılıyorum. Çünkü bütün bu 2011'den itibaren başlayan iç savaşın en önemli ortaklarından bir tanesi Esad rejimi. Yani onu görmezden gelerek bu savaşta başarıya ulaşılması her taraf açısından pek mümkün gözükmüyor gibi. Ben sorunun ilk başına dönecek olursak bu Kerry'nin açıklamalarındaki uçuşa yasak bölge ile ilgili yaptığı bu aslında önemli bir dönüş. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başından beri iddia ettiği, Türk dış politikasının önemli bir sacaya savaşla ilgili olduğunu iddia ettikleri, ileri sürdükleri uçuşa yasak bölge ilan edilmeli konusunda. Biliyorsunuz Amerikan dış politikasında bu hep temkinli yaklaşılan bir alternatifti. Bu biraz bizi ona yaklaştırıyor. Dolayısıyla bu savaşla ilgili Türk dış politikası açısından önemli bir adım olarak görülmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bunda büyük ölçüde Elbap ve işte bu Fırat Kalkanı Operasyonu'nun da başarılı bir gidişatta olmasının bana kalırsa koalisyon güçleri üzerinde, koalisyonun ortakları üzerinde olumlu bir etki yarattığını düşünüyorum. Baktığınız zaman operasyonla ilgili koalisyon ortaklarının söylemlerine bakıldığında pek de fazla eleştiriyi görmüyoruz. Yani Türkiye'nin en önemli argümanlarından bir tanesi Birleşmiş Milletler kararlarına paralel meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz diyor. En son 22-49 kararı da zaten bunun önünü açıyor. Dolayısıyla burada uluslararası hukuk açısından hukuksuzluk yaratacak ve Türkiye'yi sıkıntıya sokabilecek bir durum yok. Bu bağlamda da yani bana kalırsa Kerry'nin bu açıklamasını çok dikkatli okumak gerekiyor. Burada bir yakınlaşma olarak görebiliriz bundan sonraki süreç içerisinde. Ve tabii olması gereken de ne Rusya ile ne Türkiye'nin ne Rusya ne de ABD ile sürtüşme içerisinde bu operasyonda ve savaşın sonlandırılmasında bir ivme kazanılamayacağı doğrultusunda kanaatim benim. Bu bağlamda da ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buradan şuna bağlayacağım. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tavrını, yani Kerry'nin bu açıklamasını, Fırat Kalkanı operasyonu Amerika Birleşik Devletleri'nin hoşuna gitti. Buradaki ilerleyiş o yüzden hani biz Türkiye'nin söylemlerini biraz daha yakınlaşalım tarzında bir ifade olarak mı okuyorsunuz? Doğru mu anladım? Dış politikada pek hoşa gitme gibi kavramları biz kullanmıyoruz. Burada yani bir stratejinin başarıya ulaşmasının daha somut umut kriterleri vardır. Bu yüzden de ABD'nin en azından şu anda bölgedeki IŞİD'le mücadelesinde stratejik açıdan Türkiye iyi bir şey yapıyor. Evet, iyi bir şey yapıyor. Yani onu ABD çıkarlarını en azından zedelemeyecek ya da büyütelim. Koalisyon güçlerinin bu mücadelesini geriye döndürmeyecek ya da bir resesyona yol açmayacak bir gelişme olarak değerlendirmek gerekiyor. O yüzden iyi bir şey yaptı diyebiliriz özetle. Şimdi Ebru Hanım'a şu bakımdan çok katılıyorum. Çok da önemli buluyorum. Öyle uluslararası politikada hoşa gitmekten ziyade işine gelmek diye işine bir şey gelmek. Var. Aslında ben de o anlamda kullanmıştım. Evet. Hoşuna ama gitti, işine geldi yani. İşine geldi. İşine geldi çünkü Amerika bir empasa girdi, çıkmaza girdi. Yani bu çıkmazından sıyrılmanın yollarını arıyor. Çünkü bir koridor inşasına girişti. O koridor bu Fırat Kalkanı harekatıyla engellendi. Bir anlamda engellendi. Türkiye'yi tam karşısına almak istemiyor. Öyle bir açmazı var. PYD ile bağını bir türlü kesmek istemiyor. Çünkü stratejik olarak o koridoru hayata geçirmek istiyor. Ama bir de iç dinamikleri açısından baktığınızda işte Clinton da gidici, yani bir topal ördek iktidar var orada. Onun sallantısını yaşıyor. Tabii işin içinde Rusya denklemi var. Rusya oraya müdahil olduktan sonra aslında o koridor da biraz şişenin tıpasını Rusya eline geçirmiş vaziyette. Yani Laskiye'nin kuzeyini işgal edince Rusya o koridor zaten bir anlamda ancak Rusya ile beraber mümkün olur hale gelmişti. Şimdi Türkiye de kesti o koridoru ikinci bir noktadan. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin şu anda Türkiye'ye çok ihtiyacı var. Rusya ile işler çok iyi gitmiyor gibi. Çünkü Kerry Lavrov'u dinlerken bazen farklı evrenlerde yaşadığımızı hissediyorum gibi bir ifade de kullandı. Hani belli ki
Evet. Şimdi şu da çok önemli. Yani Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Erdoğan'ın ifade ettiği Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız ifadesi bence çok kıymetli. Güvenli bölge talebi, yani uçuşa yasak bölge talebiyle beraber değerlendirilmesi gerekir. Eğer orada bir güvenli bölge ihdas edilecekse buranın askeri harekat açısından değerlendirdiğimizde güvenliğinin sağlanmasında üstünde bir tehdidin olmaması kimden gelirse gelsin aşağıdakilerin işini kolaylaştırır. Yani ilave güvenlik sağlar. Ancak burada şöyle bir açmaz var. Siz Suriye rejimiyle işbirliği yapmak zorundasınız. Hem Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanasınız. Sizin derdinizin şu olması lazım. Bana IŞİD komşu olmasın, Suriye'nin meşru güçleri komşu olsun ve benim içimdeki mülteciler de bir an önce Suriye topraklarına aktarılsın. Şimdi bunun arayışı içerisinde olmamız lazım. Ayrıca Amerika'nın yaratmak istediği koridoru kesmenin en iyi yollarından bir tanesi de yine Suriye rejimiyle işbirliği. Hemen Ankara'ya dönüyorum. Sayın Mustafa Kartoğlu, ben siz gelmeden sizin geleceğinizi zaten izleyicilerimize paylaşmıştık. Yeniden söyleyeyim. Star Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Mustafa Kartoğlu da yayınımıza katıldı. Kaldığımız yerden buyurun size verelim. Şimdi biz Suriye hükümetiyle birlikte bu işi yürütmek zorundayız gibi gözüküyor diyor iki konuğumuz. Hatta zorundasınız diyor. Değil mi? Doğru söylüyorum. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Malum Esad rejimine yönelik Türkiye'nin tavrı ortada. Esad'a yönelik diktatör ifadesinin kullanımı hali hazırda hala sürmekte. Peki bundan sonraki süreçte Türkiye Suriye rejimiyle ortak hareket etmek zorunda mıdır? Konuklarımız da aynı şekilde düşünüyor musunuz? Çıkış stratejisi açısından. Stratejik açıdan. Evet. Evet. Evet, düşünce olarak söylemeyeyim ama burada konuşulanlar ki evet buna katıldığımı söyleyeyim kişisel olarak belki ama aslında benim konuşmam gereken biraz da buradaki tavır, yani ne konuşuluyor ve yani masanın ağırlığı ne tarafta ya da masadaki konuların ağırlığı ne tarafta diye. Öyle bakınca şöyle bir tablo görüyoruz. Evet, Esad konusunda bu zannediyorum Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de oradaki her şeyin sorumlusunun Esad'ın saldırganlığı olduğuna dair bir konuşma yaptı. Amerika konusunda da Amerika ile de bu anlamda bir Türkiye'nin farkı yok. Farklı bir bakışı yok Esad konusunda. Herkes bir Esad'sız çözümden yana nihai olarak ama bugünlerde daha fazla konuşulan elbette belki bir ön durum olarak diyelim, yani nihai durumun bir öncesinde bir geçiş dönemi, yani Esad'ın da orada bulunacağı bir geçiş dönemi. O bakımdan sorunuzun aslında bu soru sorduğunuz şekliyle doğru bir soru. Esad'la mı masaya oturulacak denilseydi bu yanlış bir soru olurdu. Çünkü genelde bunlar karıştırılıyor. Rejim başka bir şey, Esad başka bir şey. Rejim dediğiniz Baas rejimi ve onun bir savunucusu, bir kitlesi var bir şekilde ve ona destek veren var. Onun şemsiyesi altında bugüne kadar güven içerisinde yaşayan bir ciddi bir kitle var. Böyle baktığınızda yarının Suriye'sinde o rejim ve o rejimin taraftarı yahut temsil ettiği kitlenin olmaması mümkün değil. Böyle baktığınız zaman evet, Esad rejimi bir şekilde bu çözüm sürecinin bir ortağı olacak. Eğer bir çözüm haritası, yol haritası ortaya çıkacaksa. Türkiye'nin de Esad'la aynı masada olma konusunda bir niyeti olduğunu zannetmiyorum. Bunu açıkça söylemek lazım. Aynı Mısır'la olan ilişkilerde Sisi'yle aynı masada olmamak gibi ama Mısır'da aynı masada olmak, belli masalarda olmak en azından pekala mümkün. Burada da Esad rejimiyle belli masalarda olmak mümkün ve geçiş süreci öncelikle konuşulacak. Ben o kamuoyunun, yani Ruslar da bunu istiyorlar elbette, bunun için bastırıyorlar, hatta İran bunu istiyor, bunun için bastırıyor. Ama bu sürecin Esad'ı masaya oturtmak diğer temsilcilerle birlikte şekline dönüşeceğine çok ihtimal verilmiyor, ben de vermiyorum. Çünkü Rusya'da Esad'ın olabileceği ya da olamayacağı yerleri çok iyi biliyor. O bakımdan rejim var, öyleyse Esad var, o halde ne oldu bizim sözlerimiz şeklinde bir yorum
çok doğru olmaz, çok mantıklı olmaz. Bunu Amerika'da da, Amerika'nın da durumu aynı, Türkiye'nin de durumu aynı, hatta Avrupa'nın da durumu aynı. Esad'a tepki konusunda Birleşmiş Milletler'in durumu aynı. O bakımdan rejimin de bulunduğu ama ismen Esad'ın, yani fiziken Esad'ın olmadığı bir çözüm sürecinden, çözüm masasından bahsedebiliriz. Mümkün mü? Yani şimdi bu şuna benziyor. Ben rejimle görüşürüm ama Esad'ı dikkate almam, ne ölçüde gerçekçi. Neticede rejimi bugün Esad temsil ediyor ve orada silahlı kuvvetlere komuta eden, devlete hakim olan o halkın bir kesiminden destek gören o. Yani bence bu fantastik bir şey. Buna da fazla takılmamak lazım. Ben Esad açısından da bakmıyorum. Esad benim umurumda da değil. Benim için Türkiye'nin çıkarları önemli. Türkiye'nin çıkarı bugün Suriye ile işbirliği yapmaktan geçiyor. İster buna adına Esad deyin, ister Esad'ın yardımcısıyla görüşün. Ama önemli olan Türkiye'nin kendi çıkarı için. Çünkü siz oraya giriyorsunuz, oradan bir de çıkış stratejiniz olacak. Eğer siz o rejim kuvvetleri yarın Elbab'ı, Münbiç'i temizlediğimiz zaman, o kalkan gerçek anlamda kalkana dönüştüğü zaman kimle birleşeceksiniz? Yani Halep'in kuzeyinde birileri olacak. Öyle değil mi? O rejim güçleri olursa o zaman siz kendinizi güvende hissedersiniz. Ve ondan sonra yavaş yavaş belki orayı terk etme şansını ele geçirirsiniz. Suriye rejimi güçlenirse Esad gider mi? Şimdi biz işbirliği yaparsak Suriye'de Baas rejimi güçlenecek sonuçta. Şimdi, yanlış mıyım? Güçlenecek yani. Şöyle söyleyeyim ben. Bir defa hiçbir ülkenin iç işlerine karışmamak gerekir. Bakın biz FETÖ darbesini konuşuyoruz. Ne için yapılıyor bu darbeler? Türkiye'nin içini dizayn etmek için yapılıyor. Üst akıl bu işleri organize ediyor diyoruz. Aylardan beri söylenen bu. Ne için? Erdoğan gitsin diye yapıyorlar. Çeşitli senaryolarda da bunu insanlar, Kartoğlu da bilir, ben de yazılarından da takip ediyorum. Sayın Kartoğlu, hep böyle söyleniyor. Biz bize yapılana karşıysak bizim de başkasına bu tür yaklaşımlarda bulunmamamız lazım. Biz Esad'ın gidip gitmemesi bizi ilgilendirmez mi diyor? Bakın, ulusların kendi çıkarları vardır. Milli çıkarları vardır. Referanslar onlardır. Onların dışındaki konular onların işi değildir. O zaman Suudi Arabistan'da da Esad'dan daha zalim birisi var. Onu da gidip oradan kaldıralım. Yemen'deki orada duruyor. Onu da kaldıralım. Ya bu bizim işimiz değil. Bizim işimiz kendi güvenliğimizi, kendi bekamızı tehdit eden tehditleri nelerse onları ortadan kaldırmak ve olabildiğince güvenli bir alan yaratabilmek kendimize. Bakın, bugün Suriye politikasının geldiği nokta itibariyle ne ekonomik kapımız kaldı Orta Doğu'ya, ne de güvenli bir sınırımız kaldı. Dolayısıyla ben Esad'mış, değilmiş, öyleymiş, böyleymiş bakmam. Ben Türkiye açısından, Türkiye'nin milli çıkarları açısından bakarım ve bana şunu dayatıyor bu zorunluluk. Kardeşim, sen Esad rejimiyle işbirliği yapacaksın ki kendi toprakların daha güvenli olsun. Benim de onun üzerinde bir etkim olsun. Yani siz o rejim üzerinde etkinizi, o halk üzerindeki etkinizi de artırmak istiyorsanız, sadece muhalefet edenler açısından değil, o rejimi bugüne kadar savunanlar açısından da bakmanız lazım. Ayrıca bölge jeopolitiği açısından da bakmak lazım. Nedir o? İran, Rusya, bakın, düne kadar biz bu harekatı 100 defa yapmayı düşündük ama yapamadık. Rusya ile ilişkilerimizi düzelttikten sonra yaptık. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri de aslında tabii ki böyle bir filin züccaciye dükkanına girdiği gibi dağıtıyor falan filan ama berbat edip gidiyor. Herhangi bir şeyi de düzenleyebilmiş değil. O da kendi gücünün sınırlarına geldi, dayandı. Kendi iç durumu da aslında çok parlak değil, değil yani. Bir karışıklık var, bir belirsizlik var. Onun için Türkiye, yani şunu görmemiz lazım bizim, öyle kişilerle iş görmek meselesi değil.
çıkar açısından meseleye yaklaşıp peki, anladım. O noktayı nazardan Sayın, hareket döneceğim etmek. Hemen Sayın Kartoğlu burada bir cevap hakkı geliyor. Çünkü sizin sözleriniz üzerinden bunu konuştuk. Şimdi sizin bu Esad'la değil Baas rejimiyle görüşeceğiz demenize Sayın Ahmet Yavuz fantastik dedi. Bir de dedi ki burada Türkiye'nin çıkarları önemlidir. Esad diktatörmüş, oymuş buymuş o iç işlerine karışmak olur. Biz çıkarımız neyi gözetiyorsa onu yapacağız. Siz böyle mi düşünüyorsunuz? Şimdi ya bazı açılardan farklı düşünüyorum ya da farklı görüyorum doğru. Ama katkı amacıyla söyleyeyim belki. Hani bir eğer karşınızda bir kendi halkına yönelik katliam gerçekleştiren biri varsa ona karşı tavır almamak ulusal çıkarlar adına belki yararlı sonuçlar doğurabilir ama insanlık adına bir tavır almak da ulusal çıkarın bir parçasıdır diye burada düşünülüyor. Ben de doğrusu aynı kanaatteyim. Bunun ölçüsü nasıl yapılır, nasıl ulusal çıkarlara zarar vermeden bu yürütülür o ayrı bir bahistir. Ben ilkesel olarak söylüyorum bunu. Zira böyle olursa dünyanın atıyorum Kuzey Kore'ye de ses çıkarmaması gerekir. Bundan sonra Esad'laşabilecek diğer liderlere de bir onların da önünü açmak anlamına gelir. Uzatabiliriz bunu, gerek yok. Ama bir taraftan da Halep'in kuzeyinde örneğin Esad rejimiyle komşu olmak daha güvenilir halde orayı bırakmak anlamına gelir mealinde bir şey anladım. Eğer yanıldıysam lütfen düzeltin. Esad rejimiyle demeyelim belki ona, ben sözünüzü öyle anladım. Orada bir meşru otoritenin bulunması Türkiye açısından daha güvenilir. Öyle mi dediniz? Evet, meşru bir otorite bir tabii. Örgütün tabii. Bulunması. Ama o da, bugün ama o da Esad rejimi ben, diyor. Ben bakın biz cevap verelim Sayın Kartoğlu. Sayın Ahmet Yavuz diyor ki meşru otoriteden buyurun. Bahsediyorum. Evet ama bugün baktığımızda o da Esad rejimidir diyor. Yarın değişir ya bilemeyiz ama şimdi bugün. Meşru evet öyle. Sayın Kartoğlu bir müsaade ederseniz bir bakın, ilave buradaki, yapayım. Buyurun. Şu çok önemli. Şimdi bizim stratejik olarak hedefimiz Fırat Kalkanı'nın adından da neşet ettiği üzere burada yapılacak bir koridoru engellemek. Bu koridoru siz eğer güneyinizde güvenilir ve orayı istikrarlı bir şekilde ayakta tutabilecek bir askeri güçle kavuşturmazsanız, kilitlemezseniz, karşılıklı olarak el sıkıştırmazsanız burası bir boşluk alan haline gelir ve hayat boşluk tanımaz. Kimlerin oralardan kayarak daha batıya doğru harekat yapabileceğinin güvencesini de kendinizde bulamazsınız. Onun için şunu söylüyorum, orada meşru bir güce ihtiyaç var ve bugünkü görünen de işte Rusya ile İran'la işbirliği yapan mevcut rejimdir. Esad'ın gidip gitmemesi de bizi ilgilendirmez. İç işlerine evet. Karışamayız da evet. Dediniz ama. Evet, tabii evet. Dedim. Buyurun buradan devam edin o zaman. Şimdi ben şunu söyleyeyim müsaadenizle. Bu doğru bir tespit. Fakat bir sorunu kaçırmadan bu tespiti anlamamız lazım. Öyle düşünüyorum. Çünkü temel sorun o meşru elbette öyledir. Hani bugün baktığınızda şunu söyleyebilirsiniz. Esad'ın varlığı Esad'sız düzeltiyorum. Saddam'ın varlığı Saddam dönemi Saddam'sız Irak'tan daha iyi miydi kötü müydü? Çok ciddi bir tartışma konusudur bu ve mumla arar duruma geldiğini söyleyebiliriz birçok Iraklının Saddam dönemini. Şimdi Esad için de durum aynı olabilir, öyle düşünülebilir ama baktığımız zaman önümüzdeki tabloda bu tabloyu ortaya çıkaran ana aktör Esad ve rejim. Rejimin uygulamaları, rejim kararını değiştirecek, rejim bu Rusya'nın ve İran'ın kendi katliamını arttıran nedir? Etkisinden değil, bitirsin onları yani. Katliamdan geri çeken bir, katliamdan geri çeviren, durduran bir etkisinin olması lazım ki o zaman sizin sınır olduğunuz, sınırdaş olduğunuz güç, rejim doğru ve güven veren bir rejim güç olsun. Yoksa siz orayı bıraktığınızda bugün PYD o tarafa doğru gidebilir, DAEŞ oraya tekrar gelebilir, oradaki insanları öldürebilir, sürebilir ama aynı şeyi Esad rejimi de yapabilir. Dolayısıyla üçü için de şu anda bir güvence söz konusu değil. Ama Esad rejiminin bir güvence haline gelmesidir esas olan ve zannediyorum bu süreçte zaten Esad rejimini çeteleşmeden, halkına katliam yapmadan
o güvenilir otorite olmaya döndürme meselesidir asıl mesele. Şimdi bütün dünya buna çalışıyor. Bu olduğunda evet, sizin dediğiniz gerçekleşmiş olur. Eğer bu şart bu şartı koymadan bu cümleyi kurarsak o zaman çok bir itiraz var ama buradan. Şimdi Sayın Kartoğlu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye müdahalesi Esad işte halkına zulüm ediyor. Onu ortadan kaldıralım da buraya demokrasi gelsin falan değil. Bir defa bu son derece dar bir okuma olur ve bir tek şeye bağlı olarak... Ben Türkiye'nin kaygısını söylüyorum. Tabii. Efendim? Türkiye'nin kaygısına... Ben Türkiye'nin kaygısından bahsediyorum. Türkiye'nin kaygısına katılırız. Biz de isteriz ki sınırlarımızın ötesinde demokratik, halkı barışık, halkıyla barışık rejimler olsun ve hiçbir problem olmasın. Ama Suriye'ye yapılan müdahale, Amerika'nın müdahalesi hiçbir şekilde Büyük Orta Doğu projesinden bağımsız bir şey değildir. Ve bölgedeki gerek petrol, gerek gaz, gerek işte Büyük Kürdistan yaratma projesi, İsrail'in güvenliği, bütün bunlardan bağımsız olarak ele alırsak, işte Esad diktatörlük yapıyormuş. O zaman gitsinler Amerikalılar, Suudileri yerinden etsinler. Yani bu bana göre dar bir bakış açısı olur ve biz buna tutunmamalıyız. Bizim çıkarımız bugün farklı. Bakın bugün Cumhurbaşkanımız açıkladı, 25 milyar dolardan bahsediyor harcanan. 25 milyar dolarla biz Türkiye'nin içinde kim bilir neler yapardık. Yani bence tek tutunduğumuz dal bu olmamalı. Çünkü Suriye politikası baştan aşağı yanlış ve geriye dönüş, bu politikayı bırakıp yeni bir politikaya gidiş de Türkiye'nin hayrına. O nedenle böyle sadece insan haklarına müdahale etmek için Amerika oraya gelmedi. Rusya da oraya gelmedi aslında. Herkesin tabii jeopolitik çıkarları var. O çıkarlar çerçevesinde meselelere yaklaşıyorlar ve akşamdan sabaha bunun işte insan hakları iyi değil falan filan diye. Amerika'nın insan hakları çok mu iyi? 1,5 milyon insan öldürdüler Irak'ta. Yani ama, biz onlarla işbirliği yaptık. Buyurun Sayın Kartoğlu, buyurun. Yönetimi öldürdü, ne Amerikalılar öldürdü. O yüzden karşılıklı girmek istemiyorum. Çünkü Ebru Hanım da, Sayın Hocam da orada bekliyor ama bu kıyaslamayı yaparken evet, insan hakları konusunda birçok ülkenin karnesi kötüdür. Ama 300 bin insanı, kendi insanını öldüren ülkede en azından bu son 30 yıllık dünyayı ben biliyorum, yok yani. Yok mu? Siz ne diyeceksiniz? Sizden de evet, size buradan da karşı görüş geldi Sayın Kartoğlu. Siz Ebru Hanım'a sözü verdiniz ama oradan... Vallahi hakikaten hatırlamıyorum. Çok öğrenirsem memnun olurum ya da hatırlatırlarsa çok memnun olurum. Ya biraz somut göstergelerle gitmek gerekirse bugün kimi muhatap almamız gerektiğinin resmi aslında televizyonlarda izledik. Esad rejimi, Baas rejimi ne derseniz deyin. Güvenlik Konseyi'ndeki oturumda Suriye Arap Cumhuriyeti temsilcisi vardı. Şimdi bu de facto olarak ve de jure, yani hukuki olarak ve de facto olarak Esad mevcut rejim. Biz bunu pek fazla görmüyoruz ama eğer biraz Sana, yani Suriye'nin resmi haber ajansını takip ederseniz bu rejim işliyor. Dış temaslarda bulunuyor, halkı destekliyor, ne bileyim tiyatrolar, gösteri yapıyor vesaire vesaire, anlatabiliyor muyum? Yani 300 bin kişi bu savaş sırasında öldü. Evet, rejim 300 bin kişiyi yaklaşık olarak ölümüne neden oldu. 5 milyon kişi dışarıya kaçtı. Yaklaşık 8 milyon insan yerinden edildi vesaire vesaire. Yani istatistikleri çoğaltabiliriz. Fakat bugün Mısır'ı Sisi Güvenlik Konseyi'nde temsil ediyor. Demek ki sizin Mısır'la dış politika tesis etmek istiyorsanız, dış politikanızı muhatabınız geliştirmek istiyorsanız, muhatabınız Sisi. Aksi takdirde sürgündeki herhangi bir isyankar grupla görüşüyorsunuz gibi değerlendirilecektir. Şimdi bunun başka bir boyutu var. Fırat Kalkanı operasyonundan bahsediyoruz. Elbaba, doğru gidiyoruz. Elbaba çok yakın başka bir bölge var. O da
rejimin olduğu yer. Yani Halep vesaire, anlatabiliyor muyum? Yani burada şu mesajı Türkiye'nin vermesi gerekiyor. Sizin söylediğiniz gibi Genelkurmay Başkanı bunu açıkladı dün. Bizim hedefimiz orada bağımsız işleyen bir Suriye devleti. Biz onun toprak bütünlüğünü hedeflemiyoruz. Bunun da en iyi göstergesi Elbab'ı ele geçirdikten sonra o güvenli bölgeyi genişletip hatta Rakka'ya vesaireye doğru da genişletmede başarılı olunduktan sonra rejimle bir noktada Türkiye'nin muhatap olması gerekecek. Bütün bu başarıları kaydeden bir Türkiye'nin Rusya'ya karşı gün gelecek Amerika Birleşik Devletleri Esad'ı muhatap alacak ve bununla belki de bir masaya oturacak en azından geçiş döneminde Türkiye bu şablonun dışında kalamaz. Ama şimdi bir geçiş döneminden bahsediyoruz. Cenevre 3 görüşmeleri ve yani bu süreç aslında oldukça uzun ve bu süreçte eğer Türkiye yerini muhafaza etmek istiyor, yer almak istiyorsa bu denklemin içerisinde olmak durumunda. Yani Sayın Yavuz'un dediği gibi Türkiye'nin buradaki meselesi Suriye'ye demokrasiyi getirip orada yeni demokratik bir rejim falan tesis etmek Amerika'da değil de olmamalı. Amerika'nın demokrasi getirdiği bir yer var mı? Bu normatif bir soru. Yani demokrasi ya teorik olarak baktığınızda ya tepeden inmedir ya tabandan yukarı çıkar. Yani tepeden inme Amerika'nın bütün bu democracy promotion dediğimiz sürecindeki operasyonlarda başarılı olan bir örnek görmüyoruz. 300 bin vatandaşını katletmiş başka birini görmedim dedi Sayın Kartoğlu. Siz gördünüz mü? Yani Esad için bu cümleyi kullandı. Milošević. Saddam, yani bunları çoğaltabiliriz. Soğuk Savaş sonrası döneme baktığınızda yeni ortaya çıkan ulus devletlerde, parçalanan federal devletlerde bunların belki 300 bin farazi konuşuyorum sayı olarak. O zaman gitmesi gerekiyor mu? Esad'ın gitmesi gerekiyor mu? Buna Suriyeliler karar verecek. Yani bunu biz burada tartışamayız. Esad gider yerine Ahmet Mehmet birileri gelebilir. Ama Suriye'nin demokratikleşmesi, savaşın bitmesi, bölgeye, ülkenin içerisinde bir istikrarın tesis edilmesi ve seçim sonrası karar verilecek bir şey. Bunu da Suriyeliler, yani şimdi bugün güvenli bölgeyi Türkiye oluşturdu diyelim ki Özgür Suriye ordusuyla. Buradaki Suriyeliler geri gitti, bir kısmı geri gitti. İşte ne bileyim sürgündekiler ya da işte diasporası bir kısmı geri döndü. Bunlar oturacak ve bunlar bu Suriye'nin geleceğine onlar karar verecekler. Yani şimdi Irak, Saddam sonrası Irak'ta ne oldu? Evet, Irak parçalanma aşamasına geldi. Büyük bir nostalji var. Birçok insan Irak'ta keşke Saddam kalsaydı, Amerika girmeseydi diyor. Ama bakın dış politikada counterfactual dediğimiz geriye yönelik hükümler yapmak çok zordur. Yani biz bir bilinmezden bahsederiz. O olmasaydı acaba ne olurdu? Bunun cevabı yok. Spekülasyonlar yapabiliriz. Ama burada da yani toparlamak gerekirse Birleşmiş Milletler madde 51 çok net ortaya koyuyor. Bir ülkeye meşru müdafaa haricinde giremezsiniz. Bu kadar basit. Giremezsiniz, girdiniz, ilerleyecek misiniz, devam edeceğiz. Sayın Kartoğlu demin çok güzel bir şey söyledi. Yani Saddam rejimini arayan insanlar var dedi. Ve geçen gün basına yansıdı, izlemişsinizdir muhtemelen. Saddam'ın heykelini yıkan adam kalktı şunu söyledi. Dedi keşke ki, kalsaydı. Keşke yıkmasaydım ya da elimde imkan olsa bugün dedi. O heykeli geri dikerim dedi. Şimdi siz... Kaddafi sonrası Libya'da da biz aynı şeyi... Insanlar, şekilde yani Kaddafi'ye yapılanlar görüyoruz yani aslında. Çok mu iyi oldu orada? Onun orada da bir karışıklık var. Hiçbir yere müdahale iyi değil. Ama tabii biz şimdi ne yapacağız? Bundan sonra nereye doğru ilerleyeceğiz? Belli ki Fırat Kalkanı operasyonunda bir genişleme var. Bunu konuşacağız birazdan, kısa bir ara efendim. Aranın ardından NTV'de yakın plan kaldığı yerden devam ediyor. Önemli konular, sıcak başlıkları masaya yatırıyoruz. Fırat Kalkanı operasyonu, Fırat Kalkanı harekatı genişler mi? Genişlerse bunun nasıl yansımaları olacaktır? Bu konuyu konuşacağız. Sayın Yavuz, şimdi genişleyeceğine dair sinyaller alıyoruz. Biraz daha aşağılara doğru inilecek anladığım kadarıyla ve Rakka'ya yaklaşılıyor. Rakka, IŞİD'in kalbi malum. Bizim bu zamana kadar operasyon yaptığımız bölgede IŞİD'in ciddi anlamda bir varlığı yoktu aslında. Esas varlık gösterdiği ana noktalara doğru ilerlemeye başladık. Burada kara birliklerinin devreye girme ihtimali var mı? İlerlersek ne olur? Bizi neler bekler? Bugüne kadar IŞİD'le mücadele ettiğini iddia edenlerin zaten en büyük eksikliği herhangi bir kara harekatı yapılmamış olması. Yani IŞİD tamam hava harekatları etkili,
genişlediği, şiştiği alandan biraz daraldı. Ama hiçbir zaman hava kuvvetiyle böyle araziyle bütünleşmiş unsurlarla %100 başarılı olmak mümkün değil. Yani hava harekatı onun işte stratejik yerlerini elinden alır, oraları kullanmasını engeller, intikallerini zorlaştırır, tedbir almaya zorlar, yoğunlaşmalarını engeller. Ama o kadar, o kadar. Belki alanı daralt. Tabii ki iki sene önceki veya bir sene önceki IŞİD değil şu anda. Daraldı biraz alanı. Ama başarılı olmanın yolu hem hava harekatı hem de bununla koordine olarak kara harekatı yapmak gerekiyor. Kara harekatı şu ana kadar etkili bir kara harekatı yapılmadı IŞİD'e karşı. Bu bir ihtiyaç. Amerika kendi kara kuvvetlerini kullanmak istemiyor. İstemiyor. O işte PYD'yi kendi kara harekatı olarak kullandı. PYD de onu kendi amaçları için kullandı. Tel Abyad'ı temizlediler. Etnik temizlik yaptılar. Kobani ile El Cezire'yi birleştirdiler. Hedefleri de Afrin'e gitmekti. Şimdi bu engellendi. Türkiye'nin de böyle bir IŞİD'le mücadele etmiyor algısı ve görüntüsü vardı. İşte bu Özgür Suriye ordusunun takviyesi maksadıyla çeşitli silahların gönderilmesi, onların bilahare El Nusra'nın hatta IŞİD'in eline geçtiğine dair çeşitli spekülasyonlar, söylentiler var. Dolayısıyla Türkiye'nin Cerablus harekatıyla beraber bu algıyı kırdığını, IŞİD'le mücadele ettiğini, bugünkü basında da Birleşmiş Milletler toplantısına giden gazetecilerin çeşitli anketlere dayalı olarak yaptıkları, aktardıkları gözlemleri vardı. Orada da net bir şekilde ortaya çıkıyor. Türkiye'nin IŞİD'le mücadelesi, Türkiye'nin yeniden Suriye'de diğer faktörlerle birlikte daha dikkate alınması gereken bir ülke ve IŞİD'le mücadelede de önemli bir faktör olduğu ortaya çıktı. Kara harekatı olmadan, kara birlikleriyle devam etmi, ya Türkiye oraya kara birliklerini devreye sokmalı mı? Şöyle söyleyeyim size. Zaten siz eğer Membiç ve Elbab'ı ele geçirmek istiyorsanız, yani 40-45 kilometrelik derinliği ele geçirmek istiyorsanız, o Özgür Suriye ordusunun gücüyle olmaz. Sadece özel kuvvetlerle de olmaz. Sizin oraya zırhlı birlik, bir miktar tankımız gitti. Ama benim şahsi değerlendirmem, tabii tehdidin büyüklüğüne göre bu değişir. Ama orada asgari 4 tugaylık bir harekat alanı var. O birliklerle orayı tamamen ele geçirip temizlemeden, oraya yeni iskanlar sağlamadan ve sağınızda solunuzda, yani solunuzda bir anlamda Fırat akıyor ama güneyinizde gidip meşru kuvvetlerle birleşip orada otoriteyi tam olarak sağlamadan bu harekat başarıya ulaşmış sayılmaz. Şimdi Rakka ile ilgili konuya gelince tabii bu Cerablus harekatından sonra sanıyorum Amerika Birleşik Devletleri böyle Türkiye'nin kara gücünden istifade etmek istiyor. Zaten Cumhurbaşkanı da işte ortak operasyon olursa ancak yaparız biz bunu dedi. Rakka'nın sosyolojisi de, arazisi de, derinliği de farklı. Yani Rakka'ya girip girmemek tabii bir siyasi karar gerektirir ama en az Fırat'ın doğusunda, pardon batısında kullanacağınız kuvvetin daha fazlasını Rakka'ya ayırmak zorundasınız. Çünkü orada PYD ile de karşı karşıya kalabilirsiniz. Oradaki sosyolojik yapı farklı, sizi daha farklı tehdit algılamalarına götürür ve alanın dayattığı bir takım şeyler sizi daha çok askeri birlik kullanmaya iter. Dolayısıyla Rakka konusunda ben şahsen çok taraftar değilim ama böyle köşeleri belirlenmiş, zamanca sınırlanmış, yine Suriye ile
Rusya ile ABD ile aynı anda işbirliği yapacak şekilde bir harekat icra edilirse oralar IŞİD'den temizlenebilir. Tabii sadece Ama çok kolay Rakka olacak gibi değil. Sadece Rakka değil, aynı zamanda bunun Musul'da da yapılması gerekiyor. Irak Başbakanı'nın yaptığı bir açıklama var. Onlar böyle sanki kendi bölgelerinde otoriteyi tam sağlıyorlarmış gibi Türkiye'nin buna katılmamasını falan ister bir tutum da takınıyorlar. Bunlar da fantastik şeyler. Yani şimdi gerçekçi olmanız lazım. Bir an önce Irak'ın kendi ülke... Musul tabii biraz daha sıkıntılı bir nokta. Tabii yani tabii, yapılsın dediğiniz zaman Rakka'ya da Musul'a da yapılması gerekiyor. Bunlar çok daha farklı. Benim şahsen dışarıdan baktığımda ilk anda bana sıcak gelmeyen, biraz macera gibi gelen. Fakat ancak bunu devlet katı değerlendirir. Bütün veriler onların elinde. Sayın Kartal'ına döneceğim. Evet. Ne diyorsunuz? Yani bununla ilgili olarak bir kulis bilgisi var mı elinizde? Sizce devam edilecek mi ki? Edilecek gibi gözüküyor da nereye kadar devam edilecek? Ve siz Sayın Yavuz'un görüşlerini paylaşıyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyelim. Bir elbette oradaki ÖSO kuvvetlerinin sayısı belli, eğitim düzeyi belli, yetenekleri ve kapasiteleri belli. Sahada onlar yürüyorlar. Türkiye onların arkasından destek veriyor. Hava desteği çok az. Onlara yönelik koalisyon güçleri çağrıldığında belki her zaman da değil destek veriyorlar biraz ama PYD Amerikan işbirliği gibi bir işbirliğinden bir düzenden söz edemeyiz. O yüzden çok güçlü değil DAEŞ karşısında. Şu anda bir sorun gözükmüyor belki buraya kadar gelindi ama Elbap ve onun arkasından biraz da DAEŞ için kutsal Dabık şehri var. Ve orada orayı da bu kadar kolay teslim edecekleri ni kimse öngörmüyor. O bakımdan iş oraya gelip sıkışıyor. Bu işin IŞİD kısmı, oraya bakan kısmı. Beri taraftan baktığınızda aşağıya doğru indikçe Halep'te rejimle komşu hale geliyorsunuz. Rejimin hemen önünden, rejimin kendisine düşman olarak belirlediği ya da düşman olarak tanımladığı ÖSO güçleri geçip aşağıya doğru gidiyorlar. Şimdi bu da tuhaf bir durum. O bakımdan sanki gelinen nokta Suriye'de yeni bir tablo karşımıza çıkardı. Aslında olacak olan bir, beklenen bir şey oldu. Neyle mücadele ediyor? Kim neyle mücadele ediyor? Rejim DAEŞ'in çıkışıyla birlikte kendisini meşrulaştırdı. Halkına katleden bir ülkeden artık konuşulmuyor, bahsedilmiyor. Bu programda bile artık ondan bahsedilmiyor. Bir tarafta da parçalanmış bir yerel muhalif güç yapısı var. Ama son durum ne? Rejim yanına İran'ı ve Rusya'yı alarak aslında bir uluslararası konsorsiyumla kendine göre kendi ülkesinin içerisindeki muhaliflerle mücadele ediyor. Ama bir taraftan da uluslararası toplum diyor ki bu muhalifler değil senin mücadele etmen gereken asıl tehdit ve tehlike DAEŞ tehlikesi. Ya da işte El Nusra'yı Amerika'da peşine alın, DAEŞ ve El Nusra. O zaman hep birlikte bir DAEŞ El Nusra karşıtı koalisyon, rejime muhalif olanların da artık bir anlamda kabul gördüğü ki şu anda kabul görmüş durumda. Çünkü rejim bu grupları destekleyen ülkelerle birebir çalışıyor. Burada herhangi bir problem yok. Bir tek Türkiye var burada ki Türkiye'nin de desteklediği grup aslında Amerika ile desteklediği grupla aynı olduğu için onu da birlikte çalışıyor diyebiliriz bir ölçüde. Öyle olduğu zaman önümüzdeki günler bizim Elbap operasyonu da, arkasından Dabık operasyonu da, belki olursa Rakka operasyonu da, Amerika ile girişilecek bir operasyon da ne rejiminden ne de Rusya'dan ve hatta ne de İran'dan bağımsız yapılabilir değil. Bu çok açık. Hava operasyonları yapmaya kalktığınızda Rusya'nın hava sahasını kontrol ettiğini bilerek davranmak zorundasınız. Bizim uçaklar biliyorsunuz Suriye'nin sınırdan bile geçemedi uzun süre Rusya ile barışmadan önce. Dolayısıyla hava sahasını kontrol eden bir rejim yok. Hava sahasını kontrol eden bir outsource edilmiş iş var. Yani ihale edilmiş ve Rusya'ya verilmiş hava sahası. Kara sahası aslında çeperler
İran'a ihale edilmiş, Hizbullah'a ihale edilmiş, onların kontrolünde daha çok. Rejim dediğiniz Şam ve çevresindeki o kitleyi ki evet rejimin orada bir kitlesi var, yarının Suriye'sinde de söz sahibi olması gereken bir kitle o doğal olarak. Ha, kimi sözcü, kimi temsilci seçerler o ayrı bir bahis. Böyle baktığımızda bir uzlaşmanın eğer bu operasyonlar yapılacaksa, Rakka'ya doğru inilecekse bir uluslararası DAEŞ, El-Nusra neyse El-Kaide diyelim biz ona çatı manasıyla kolay anlaşılsın diye ona karşı bir işbirliğinden söz etmemiz lazım. Evet rejim diyecek ki ben PYD ile yan yana olmam. Evet Türkiye diyecek ki ÖSO ve PYD yan yana olmuyor. Evet ama hepsinin farklı farklı bölgelerde aynı işi yapması pekala mümkün. Buna aykırı bir durum yok. Aynı şey Musul'da da söz konusu. Musul aslında biraz daha kolay çünkü en azından yıpranmış da olsa bir meşru devletin bir ordusu var Irak'ta. Ama o Irak, o ordu Musul'u terk eden ordunun tekrar oraya girip durumu vaziyet etmesini elbette kimse bekleyemez. Ama oraya da PYD'nin ya da başka bir gücün girmemesi için de yeterli bir ordu var mı? Evet var. Sadece havadan ve karadan desteğe ihtiyacı var. Kim destek verir? Amerika verebilir, Türkiye verebilir. Irak'ın burada tutumu ne olur? Irak'ın tutumunu Amerika bilirler. Hiç onu fazla düşünmeye gerek yok. Irak yani farklı bir tutum alamaz anlamında Türkiye demiyorum. Türkiye istemiyoruz alabilir, gibi bir şey söyleyemezler mi diyorsunuz Amerika? Söyleyebilir tabii ki ama bunu Irak bunu söylüyorsa Irak söylemiyordur sadece. Bunu Amerika'da söylüyor demektir. Söylüyor. Yani ben öyle anlarım en azından. Evet öyle o bakımdan bir uzlaşma ya da birlikte hareket etme. Bu birliktelik nasıl olur bilemem ama bir birlikte hareket etme sınırına doğru geliyor oradaki dengeler. O yeni başkanın seçimini bekler mi? Yoksa Amerikan devleti bu politikaları yürütebilir mi? Kurumlar bu politikaları yürütebilir mi? Ya da buraya evirebilir mi? Onu bilmiyorum ama görebildiğim kadarıyla ya da bundan önceki deneyimlerle beklenti şu. Bu hükümet, yani Obama 8 yılını tamamladığında ortalığa bir çamur deryası bırakmak istemiyor. En azından kağıt üstünde bak her şey düzeldi, bir problem yok. Hani bu ateşkesle sağlanan geçici durum bile onun için yeterli. Böyle bir durum bırakmak istiyor. Anladığım kadarıyla bir uzlaşma onun da işine gelir. Burada ya işine gelecek ya başta konuştuğumuz gibi ya da zorunlu olacak. Yani zorunda kalacak bazı şeyleri yapmaya. Zannediyorum ikisi bir araya geliyor gibi. Hem mecbur kalıyor bazı şeylere hem de seçim yaklaşırken tırnak içinde daha temiz bir dünya kendisi açısından bıraktığını söyleyebilmek için de bir takım şeyler yapmaya, bir durulma sağlamaya ihtiyacı var. Devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim. Ardından size döneceğim. Aranın ardından NTV'de yakın plan kaldığı yerden devam ediyor. Biraz madem ki bu operasyon genişler mi, PYD ile karşı karşıya orada gelinir mi konuları açılmışken biraz da şu ABD'nin PYD'ye silah yardımı yapacağı yönündeki iddia ve haberler üzerinden konuşalım isterim. Sizinle başlamak istiyorum. Başbakan Binali Yıldırım'ın buna yönelik bir tepkisi oldu. Amerika Birleşik Devletleri aslında Türkiye'nin de bir şekilde karşısında durarak PYD'ye zaman zaman desteğini gösteriyor. Zaten bunu açık bir şekilde ifade ettiği dönemler de oldu. Halihazırda bir silah yardımı söz konusu olursa bu ne olur? PYD eşittir PKK diyoruz biz. PKK ile çok yoğun bir mücadele de sürdürüyoruz bu arada yurt içinde. Şöyle bir ayrışma var. Yani ABD PYD'ye, YPG'ye destek veriyor, silah veriyor, vermiyor. Öte yandan da Elbap ve Fırat Kalkınma Operasyonu'nu destekliyor Türkiye'nin. Yani şimdi ABD'nin karşısında bir meydan okuma var. Operasyonu destekleyecek ve Türkiye'nin yanında olacak. Ama eş zamanlı olarak da PYD ve YPG'yi küstürmemesi gerekiyor. Şimdi bu Amerikan dış politikasının cevap bulması gereken bir süreç. İlk programın başında aslında biraz giriş yaptık ama devletlerin dostlarından ziyade devletlerin Sayın Yavuz'un dediği gibi çıkarları ön plandadır. Dolayısıyla Amerikan... Çıkar ortakları olur, dostları olmaz evet, mı? Evet, yani burada bir mücadele var, bir koalisyon var ve bu koalisyonun önemli strateji ayaklarından bir tanesi buradaki Kürt oluşumları küstürmemek ve onların IŞİD'le mücadelede desteğini almak. Dolayısıyla burada ritmik bir diplomatik atak geliştirip ne PYD'yi ne de Türkiye'yi küstürmemesi gerekiyor. Onun haricinde silah yardımı yapılıp ne kadar
yapılır, hangi aşamalarda silah yardımı kesintiye uğrar vesaire. Bu şimdi 7 Kasım seçimlere kadar burada çok bana kalırsa cabbar bir Amerikan dış politikası olmayacak. Yani ABD'nin önceliği şu aşamada seçimlere kadar Türkiye'yi küstürmek olmaması gerekiyor. Yani ABD'nin stratejik çıkarları bu doğrultuda. Bu bağlamda da tabii ki de Fırat Kalkanı'na vermesi gereken desteği ulus devlet olarak verecek. Aynı zamanda da Avrupalı koalisyon ortaklarını da ikna edip bu desteğini sürdürmelerini sağlaması gerekiyor. Artık bunu da nasıl yapacak önümüzdeki günlerde göreceğiz. Yani doğru mu PYD'ye silah yardımı yapılması? Şimdi yani bir de şöyle bir gerçek var. PYD'ye verilen bu silahlar Türkiye içerisindeki terörde PKK tarafından kullanılıyor. Biz bunu gördük ama örneklerini. Ama bunun olmadığı bir dünya var mı? Yani silah üreticileri, askeri silah endüstrisi herkese bu silahları satıyor. Devletler satıyor, firmalar satıyor. Dolayısıyla bu silahların Türkiye'ye bugüne kadar gelmemiş olmasının konuşabilir miyiz? Rus menşeli, ABD menşeli silahların PKK ile mücadelede kullanılıp kullanılmadığına dair bugün artık 40 yıllık bir mücadele müttefik var. Müttefik diyen bir ülkenin elinden gelen bir silahın bizim askerimizi öldürmesi konusu tabii yani Türkiye'nin gücüne gidiyor bu şekilde. Tabii diplomatik olarak bu gücüne gitme işleri falan biliyorum. Sizin hiç hoşunuza gitmiyor ama. Peki bu Türkiye'yi nasıl caydırıyor? Yani Türkiye buna karşı ne yapıyor? Yani, etkin bir cevap verebiliyor mu? Vermek istiyor mu? Yani bu diplomatik olarak bayağı sıkıntılı bir döneme girmemiz anlamına geliyor. Bu soruları hemen size soracağım. Şimdi, öncelikle şunun altını çizelim. Bir defa Amerika'nın... Etkin bir cevap verebiliyor mu? Sayın Kartoğlu size de soracağım birazdan. Süper güç politikası olarak bölgeyi dizayn etme gayreti var. Bu dizaynda YPG'ye biçtiği bir rol var. Yani oyun jeopolitik bir oyun. Türkiye'ye rağmen, Türkiye ile müttefikliğine rağmen bunu yapıyorsa eğer ki yapıyor. Yani bizim gözlerimizi kapatmamız, işte müttefikimizdir, stratejik ortağımızdır falan diye kendimizi avutmamızın bir faydası yok. Yani bunu yapıyor. Şimdi siz de ona karşı bir şeyler yapıyorsunuz. Bakın Amerika Türkiye'yi ne zaman ciddiye almadı biliyor musun? Başladı biliyor musunuz bu işte? Türkiye Rusya ile ilişkilerini düzelttikten sonra ciddiye almaya başladı. Ve bu Cerablus harekatıyla da alana yansıdı. Yani şimdi böyle bir durum söz konusu. Amerika ile Türkiye'nin ortaklığı Amerika'nın çıkarları olduğu sürece Türkiye ile ortak. Öyle bizim dostumuzmuş bilmem neymiş ben bilmiyorum hiçbir dostluğunu görmedim Amerika'nın. Kıbrıs'a çıktık ambargo uyguladı bize öyle mi? Yani ben Türkiye'nin NATO'dan bağımsız bir ilişkisi olsa Amerika'yla çok daha etkili olur diye düşünüyorum. Ben uzun zamandır böyle düşünüyorum. Çünkü PKK'yı desteklediğini de biz örtülü bir şekilde biliyoruz. O silahlar oradan öbür tarafa PKK'ya geçiyor. PKK'ya geçiyor işte. Tabii tabii. Şimdi onun... Türkiye'yi küçültmek istiyorlar. Biz bu oyunu göremezsek bazı niyet okumalarıyla kendimizi kandırma noktasına geliriz. Oyun büyük. Türkiye'yi küçültmek istiyor. Küçültürsem daha çok, daha kolay kontrol ederim diyor. Daha ölecek. İyi, daha iyi müttefik olur benim için diyor. Hı hı. Çünkü bu etkisini kaybeder diyor. Nüfus kaybeder, efendim alan kaybeder, coğrafya kaybeder. Coğrafyanın bitişik coğrafyalardaki jeopolitik avantajları var. İşte petrolün transferi var, şu su var, bu su var. Niye boşuna mı uğraşıyorlar yani? O Musul, Kerkük petrolünün Akdeniz'e transferi. Sizin bakın PKK boşuna mı Amanos dağlarında mücadele veriyor? Yani bütün bunlarla beraber düşündüğünüzde benim çıkarlarımın, ülkemin çıkarlarının, Amerika'nın çıkarlarıyla çatıştığını ben düşünüyorum. Çünkü Amerika bölgeyi daha kolay kontrol etmek için Türkiye'ye ihtiyaç duymadığını hissediyor. Çünkü Rusya'ya karşı, Sovyetler Birliği'ne karşı Türkiye'ye ihtiyaç duyuyordu. Ama biz aynı algılarla, aynı okumalarla
yolumuza devam ediyoruz. Bugünkü Amerika aynı ihtiyacı duymuyor. Bu noktada o zaman birazcık bir gelen açıklamalara bakalım. Bakın şimdi PYD'ye Amerika silah yardımı yapsın. PYD'nin o silahlarıyla PKK gelsin. Türkiye içerisinde Türk askerini vursun, öldürsün, terör eylemleri yapsın. Şimdi böyle bir döngü var. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nde bundan rahatsız olduğumuzu zaten 1000 defa söyledik. Yani bu çok net açık bir şekilde ortada. Bir de işin Türkiye içerisinde farkında mısınız artık bir şekilde terör saldırısı gelmesini beklemeden PKK'ya yönelik düzenlenen bazı operasyonlar var. Bunun böyle olacağı da söylendi. Ama o yeni bir şey değil. Evet, o yeni bir şey değil. O açılımla beraber ondan vazgeçilmişti. Ondan vazgeçilince işte şehirlerimizi kaybettik. Hı hı. Arazide de benzer Çukurca özelinde görüyoruz. Teröristler hududa yakın, hudut hattı üzerinde bazı bölgelerde yığınak yapmışlar ve orayı adeta üs bölgesi haline getirmişler. Hı hı. Neden bu? 2007'de ben o bölgeden döndüm. Çatır çatır oralara girilip çıkılıyordu. Yani o basına yansıyan açıklamalar peki, işte 30 yıldır ilk defa giriliyor falan. Onlar doğru şeyler değil. Doğru okumalar değil. Şöyle şunu diyeceğim. Demirtaş'ın açıklamaları oldu. Bir kere zaten Barzani ile bir görüşmesi oldu. Barzani Türkiye'de temasları olmuştu. Onun altını çizelim. Barzani Demirtaş görüşmesi oldu. Ayrıca Demirtaş'ın bu işte kripto FETÖ'cüler var. Ondan sonra düşmanlar var işte siyaset içerisinde Erdoğan düşmanları var, kripto FETÖ'cüler var tarzında açıklamaları oldu. Bugüne kadar hep Erdoğan'ı suçlayan bir tavır içerisinde olan Selahattin Demirtaş'tan. Alan kazan. Yani Demirtaş. Sıkıştı mı? Bakın ne yapmaya şimdi, çalışıyor? Öcalan'ın açıklaması, bakın şimdi, kardeşiyle gönderdiği onlar, açıklama. Onlar bir defa Demirtaş ve ekibi çok sıkıştı. Hı hı. Aslında PKK da sıkıştı. Hı hı. Yani şu anda silahlı kuvvetlerin bu içindeki FETÖ'cü adamların kalkışması sonucu kaybettiği bir güç var ama kısa vadeli, orta vadede onun bütün eksiklikleri zamanla tabii giderilecektir ve silahlı kuvvetler daha güçlü hale gelecektir. Bundan istifadeyle yaptığı bazı ataklar var ama yani Türkiye büyük bir ülke, iyi yönetilirse bunların üstesinden gelir. Yani sıkıştı. Yani neden düne kadar öyle söylemiyor da bugün öyle söylüyor? Sıkıştı. Suriye politikaları bir anda aslında PKK'nın tekrar teröre başvurduğu en temel gerekçesi, ben defalarca bunu ifade etmiştim daha önce, onun rahatlığıyla söylüyorum. Suriye'ye yönelik Türkiye'nin atacağı adımları engellemek maksadıylaydı. Çünkü orada bir kazanımları vardı. Orada bir kazanımı vardı. İki kantonu birleştirmişti. Üçüncü kantonu da birleştiririm. Türkiye'nin de ilgisini içeriye çekerim diye düşündü. Ama işler iyi gitmedi. Ne şimdi Suriye'de istediğini yapabiliyor, ne de Türkiye'nin içinde. İşte çok kısa sürede canını acıtırım, şu oldu bu oldu ama kendi canı da acıyor. Zaman kazanmak için yani böyle açıklamalar mı yaptınız? Şimdi sıkıştı çünkü halktan da bir ölçüde destek alamıyorlar. Hı hı. Tabii alamadılar yani Nusaybin'de, Cizre'de, Şırnak'ta halkı kendisine kalkan yaptı PKK. Yani kendisini ne kalkan yapan bir hareketle çocuğunu kaybeden insanlar nasıl onlarla beraber olacaklar? Hı hı. Dolayısıyla bence böyle... İlginç tabii Demirtaş'ın açıklamaları. Hı hı. Sıkışıklığı aşmak için yapılan bir hamle diye düşünüyorum. Sayın Kartoğlu, siz ne diyeceksiniz? Yani hem bu PYD'ye silah verilmesi, bunun PKK tarafından kullanılıp Türk askerine dönmesi, sonra bu son dönemde Demirtaş'tan gelen açıklamalar, Öcalan'ın kardeşiyle ilettiği bazı işte çözüm süreci halledilir, bu iş çözülür tarzında yaptığı açıklamalar. Buyurun, nasıl okuyorsunuz? Şimdi sondan başlayalım. Evet, bu iş aslında 3 günde çözülür dediğini ilk defa duymuyoruz. Hem de HDP'lilerin, hatta PKK'lıların bile istediklerini verdiğinizde bu iş çözülmüş olur zaten onlar açısından. Ben onların başka bir kastı olduğunu zannetmiyorum. O yüzden çok manalı değil. Bir taraftan bir Orta Doğu yeniden yapılandırılıyor çok uzun zamandan beri. Belki Kuveyt müdahalesinden beri. Yani Irak'ın, Saddam'ın Kuveyt müdahalesi ve ondan sonra başlayan Körfez Savaşı'ndan beri gelen işte BOB süreciyle devam eden vesaire bir süreç bu. Genel bir okuma yaptığımız zaman. Şimdi gelinen nokta artık bunun
bir şekilde çözüleceği ya da sona yaklaştığını bize gösteriyor. Çünkü NATO müttefikinin olayın sınırında olduğu bir coğrafya burası. NATO müttefiki dediğiniz sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin değil, Avrupa'nın da müttefiki. Avrupa'nın doğu sınırı, doğu ve güney sınırı aslında büyük oranda. Öyle baktığınızda o zaman Türkiye'nin yeniden bir anlam kazanması gerekiyor. Eğer bu anlamı kazanacaksa çok güçlü olması lazım. Yani baktığınızda normalde tehdit bölgesine yakın sınırların güçlendirilmesidir esas olan. Ama baktığınızda böyle bir durum yok. Hem Avrupa'dan gelen birçok ses, yapılan açıklama, darbe girişimine karşı tavırsızlık vesaire, hem Amerika Birleşik Devletleri'nin sizlerin de bahsettiğiniz tutumları, Türkiye'nin zayıflatılması, zayıflamasının daha çok işe yarayacağı şeklinde bir tablo ortaya çıkartıyor onlar açısından. Durum buysa o zaman bu şu anlama geliyor. Türkiye'de kendisini hem müttefiklerin nezdinde, hem coğrafyası nezdinde, hem doğusu nezdinde, doğusu ve güneyin nezdinde yeniden tanımlamak zorunda. Bu da ilişkilerin yeniden tanımlanmasını gerektiriyor. Ve yeniden tanımlamada Türkiye'nin kendini, bu coğrafyadaki kendini tanımlaması ön koşul. Ne diye tanımlıyor kendini? Ben sınır bekçisi değilim. Ben sadece müttefikim, müttefikimsiniz, siz bizim dediğimizi yapacağız, ittifakın dışına çıkmayacaksınız gibi bir kural artık geçerli olamaz. Ben bu bölgeyle de ilişkilerim var ve bölgeyle ilgili bir şey olacaksa eğer, sınırda olmak ve sınırın ötesinde tarihten gelen dini, kültürel vesaire için uzatmaya gerek yok, hepimizin bildiği birçok bağ var ve bu bağlar benim için bir güç ve bu dengeyi sağlamak için de bir aset, aynı zamanda bir değer. Bu değerleri de ben kullanacağım ve değerlendireceğim. İki halkın ya da üç, dört, beş, bütün halkların faydasına. O zaman benim bu gücü sağlayabilmem gerekiyor ki müttefiklerim Batı ya da onun diğer dünyanın işte beşten büyük olmayan kısmı, dünyanın o beş kısmı da buna razı gelsin ya da buna mecbur kalsın. Peki. Türkiye bunu başaramazsa eğer, onları mecbur bırakmazsa bu işin çözümü yok. Peki. Mecbur bırakmak zorunda. PKK konusunda bir cümle müsaade edin. Tabii. PKK konusunda Amerika Birleşik Devletleri PKK'yı yabancı terör örgütü olarak tanımladı. Listesinde var. Bunu ne halkına ne parlamentosuna izah edemez. Yani her şeye rağmen işleyen bir demokrasisi var, her şeye rağmen. O yüzden PKK-PYD ilişkisi konusu Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin yönetimine değil, parlamentosuna ve kamuoyuna anlatması gereken bir konu. Oraya anlattığında bir karşılık alabileceği bir konu. Ben biraz bundan sonra bunun üzerine durulacağını tahmin ediyorum ve bekliyorum. Peki, şimdi ben buradan bir başka konuya geçmek istiyorum. Başbakanla CHP lideri AK Parti Genel Merkezi'nde yarın saat 10'da bir araya gelecek. Sayın Binali Yıldırım, Sayın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Buradan o zaman gündemin bir başka sıcak maddesine geçelim. Malum kanun hükmünde kararnamelere ilişkin bir takım itirazlar var CHP kanadından gelen. Cuma günü de Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak CHP. MHP'den KHK ile yapılan değişiklikler Anayasa Mahkemesi'ne götürülemez çıkışı geldi. AK Parti de aynı görüşte zaten. Olağanüstü hal sürecindeyiz. O halin uzatılabileceğine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bazı cümleler duyduk. O hal sürecinin uzayacağına ilişkin. Şimdi bir uzlaşma yolu var, evet, ama bazı çatışmalar da, ayrı fikirler de yaşanıyor. Mağdur olduğunu iddia eden bazı isimler söz konusu bu FETÖ soruşturmasında. Bunu görüyoruz. Sayın Ahmet Yavuz, bakın, yani Twitter'da programa katılacağınızı söylediniz. Ben gördüm. Hemen mağduriyetlerle ilgili çok sayıda tweet gelmeye başladı size. Yine başbakan yanlışlık varsa düzeltilir dedi. İtiraz başvuruları da alınıyor. Yani ne olacak? Bu, hem bu görüşmeyi konuşalım, CHP'nin kaygılarını konuşalım, şu mağduriyetlerle ilgili durumu da konuşalım. Ben kanun hükmündeki kararnamelerle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne müracaatı konusunda konum dışında olduğu için bir ifadede bulunmak istemiyorum. Tabii. Yani bu, bilemiyorum çünkü MHP başka bir şey söylüyor, CHP başka bir şey söylüyor. O konuda kendimi yetkin addetmiyorum, onu söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim Sayın Kartoğlu'yla ilgili kullandığı bir ifade. İşte Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür dedi. Çok doğru. Bu şunu söylemek istiyor. Yani biz de varız,
bizi de dikkate alın diyor. Ben de şöyle diyorum, Türkiye'de iktidardan ibaret değil, iktidardan daha büyük. Dolayısıyla Türkiye'nin ihtiyacı bütün halkın, muhalefetin, her sesin kucaklanması gerekiyor. Belki Başbakan'la CHP lideri. Sayın Başbakan'la Sayın CHP liderinin görüşmesi bu bakımdan olumlu bir adım olabilir. Yani ben bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türkiye çok dar bir boğazdan geçiyor. Bu dar boğazda herkesin birbirini kucaklaması gerekiyor. Böyle boğazlaşarak bir yere varamayız. Dolayısıyla burada da esas sorumluluk siyasi iktidara düşüyor. Yani başta Erdoğan olmak üzere, başta Başbakan olmak üzere siyasi iktidar bütün herkesi kucaklamalı. Bir şey söyleyeyim ben bu operasyonlar konusunda. Bu çok zor bir süreç. Yani bir darbeye kalkışma var. Burada açık olarak silah kullanan, işte askere emir verip hukuksuz bir eyleme onları sürükleyen komutanlar var. Onlarla işbirliği yapan siviller var. Bütün bunlara ilişkin yargılamaların süratle yapılması çok gerekli ve hızlı bir şekilde cezalandırmaları da açık çünkü yaptıkları her şey ortada. Ama bundan istifadeyle siyasi iktidarın böyle çok geniş bir şekilde soruşturmaların hak mağduriyetine yol açan kitlelerin genişlemesi ya da soruşturmalar esnasında şüpheli durumda olanların da bu işten zarar görmesi, bizim tutukluluğu içeride yatan ve masum olduğuna inandığımız insanlar var. Şimdi o insanların öbürleriyle beraber cezalandırılıyor olması ya da cezalandırılacak olması Fethullah terör örgütünün ekmeğine yağ sürer. Efendim neden masum olduklarına nereden inancınız var onu sorabilir miyim? Yani şöyle söyleyeyim ben size. Bu adamlar örgütlü bir kalkışma yaptılar değil mi? FETÖ. Evet. Bunlar hangi generalin, hangi subayın telefonuna bayrak yüklediyse, hangi sivilin yüklediyse bunlar onlar. Ha onların içinden de bir kısmı belki sizin telefonunuza biz yan yanayken getirip yüklemiş onlar hariç olmak üzere. Belki onların da olumsuz bir şekilde etkilenmiş olabileceğini düşünelim. Şimdi burada ortada bir örgüt var. İkincisi, efendime söyleyeyim biraz ne olduğunu anlayamamış, bilememiş, geç kalmış diye içeriye atılan insanlar da var. Biz biliyoruz onları yani şüphe üzerine içeride olanlar var. Şimdi şüphe içeride olan askerler açısından söylüyorum bunu. Veya emir aldığı için giden ama silah kullanmamış vesaire amacını anladığı zaman da komutanına itiraz etmiş kim varsa onların derhal bu soruşturmalardan uzaklaştırılması lazım ki bir an önce FETÖ tam olarak cezalandırılsın ve bağları kopsun tamamen. Buradan da başkaları da bu işin içerisine dahil edildiği zaman FETÖ mağdur adayı arttıkça bu işten seviniyor. Sonuçları ona yarıyor. Bu kadar insan müracaat ediyor. Şimdi bu müracaatların çok dikkate alınması lazım. Örneğin silahlı kuvvetlerde şimdi bir sürü itiraz eden, haklı olarak itiraz eden insan var. Katılmamış, katılmadığı halde hapse girenler var. Biliyoruz general seviyesinde var, subay seviyesinde var. Bunlarla ilgili savcılar tabii çok yoğun. Aslında onları eleştiremeyiz bu yoğunluktan dolayı. Ancak silahlı kuvvetlerin içindeki insanlardan istifade edebilirler. Şimdi doğru bir adım attılar. İşte bir komisyon kurulması için herhalde başbakanlık yeni bir genelge yayınlıyor. İdari tahkikat heyetleri kurabilirler. Onlar çok daha rahat ayrıştırır. Savcıların önüne doğru bir okuma getirebilir. İfadeleri incelerler. Yani muhakkik tayin ederler. Onlar gidip buradaki problemleri çözerler. İşte ne bileyim 12. tanker hava üssünden kalkan kargo uçakları var. Bunlar taşımamış ama pilotlar tutuklanmış diyorlar. Biz bilmiyoruz. Evet. Bunları uzmanları istihdam ederek savcıların elinde idari tahkikatlar silahlı kuvvetler kendi içinde yapmalı.
ve savcıların işini kolaylaştırılmalı. Peki. Çünkü haksızlık yaygınlaşır ve büyürse bundan en çok FETÖ yararlanır. Sayın Kartoğlu, bu noktada size dönelim. Yani bizim suçsuz olduğunu düşündüğümüz ama içeride olan kişiler var dedi Sayın Ahmet Yavuz. Bazı mağduriyetler olduğu iddiası var. Bununla ilgili dilekçeler veriliyor. İşte başvuruda bulunuluyor. Ne diyeceksiniz? Yani süreç nasıl yönetilmeli? Bir de tabii ki şu başbakan ve CHP lideri görüşmesi hakkında da yorum rica ediyorum. Malum CHP'nin kanun hükmünde kararnamelere bazılarına ilişkin itirazı var. Şimdi az önce söylediğim konum Ahmet Bey'in de üzerinde durduğu, eğer dünyayı 5'ten büyüktür diyorsa Türkiye ve 6. 7. 8. yani bir sayısı artabilir, onlardan biri olmayı olması gerektiğini söylüyorsa, onlardan biri olma hakkını ya da yetkisini, yeteneğini kazanmak zorunda. Kimseye vermiyorlar bunu maalesef. Dolayısıyla biraz da bu işte başbakanla iktidar parti, başbakanla muhalefet partisinin genel başkanının yahut muhalefet partilerinin devletin yüksek çıkarları adına yapılacak olan işlerde, milli iş meselelerde eski deyimle birlikte hareket etme yollarını araması da bu işin bir parçası. 15 Temmuz darbe girişiminin aydınlatılması, suçlularının bulunup cezalandırılması, bu tehdidin ortamından kaldırılması yönelik tedbirlerin sert bir biçimde alınması, keskin bir biçimde alınması, bunu yaparken de adil olunması, yine bu bahsettiğim o hak etmenin içerisine giren şeyler. Eğer Türkiye bunları kendi içerisinde başarabilirse, o zaman zaten başka şeyleri de başarır ve evet, başka ülkelerden biz pozisyon aramak, istemek yahut pozisyon dilemek durumunda kalmayız. O pozisyonu zaten alırız. O bakımdan bu işi Suriye meselesinden çok ayrı düşünmemek lazım. O ne kadar önemliyse bu da o kadar önemli. O ne kadar hayatıysa bu da o kadar hayati. Ben bu sürecin başbakan tarafından mümkün olduğunca katılımla yürütülme konusunda gayretkarlıkla yürütüleceğini biliyorum. Yani başbakan belki, yani deyim yerindedir, daha önce başbakanlığı döneminde Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bile görmediğimiz kadar ılımlı ve mümkün olduğunca birlikte çözelim yolunda gayretkar olduğunu göreceğiz. Öyle anlaşıldı, öyle bir pozisyon verdi, gösterdi, fotoğraf verdi. Bundan sonra da böyle gidecek. Ha, nasıl karşılık bulur? O ayrı bahis. Onu görüşmelerden sonra göreceğiz. Bir şey soracağım Sayın Kartoğlu. Sayın Kartoğlu, halin uzama ihtimali var malum. Cumhurbaşkanı'nın o yönde açıklamaları oldu. Var. Şimdi bir yeni anayasa, mini anayasa paketi, yeni anayasa süreci, bunlardan bahsediyoruz. O hal uzarsa uzlaşmacı durum devam eder mi? Yani başbakanın bu hamlelerine karşın o halin uzaması durumunda CHP'nin tavrı sizce ne olacak? O hal uzamalı mı? Uzarsa biz bu mini anayasa paketi, yeni anayasa vesaire, bunları yine bu ılımlı atmosfer içerisinde konuşabilir miyiz sizce? Çok zor. Ben de tam oraya geliyordum. Çok zor. Zira bütün bu her geçen gün, hani sonuçta 3 yılda kalsa geride, 5 yılda olsa, 4 yılda kalsa, her geçen gün aslında seçimi bir gün daha bizi fazla yaklaştırıyor. Bu da muhalefetin muhalefet olma işini biraz daha ön plana doğru çıkarıyor. Görevini biraz daha ön plana çıkarıyor. Ve muhalefet etme biçimini eğer değiştirmezse, ki nasıl değiştirmeli midir, değiştirmeli midir, o ayrı bir bahis. Ama bildiğimiz süreçte muhalefet etme biçimini söylüyorum. Bu devam ederse bunun CHP ile iktidar partisini nasıl ayrıştıracağını şimdiden görmemiz mümkün. Ha, değiştirir değiştirmez, değiştirmelidir değiştirmemelidir, o ayrı bir bahis, değiştirmeyebilir de. Ama ben sadece bundan önce nasıldır, bundan sonra nasıl gideri görebiliyoruz. Bir değişiklik olmazsa. Yani muhalefet etme biçimini değiştirmekten kastınız nedir? İhtimali azalır. Şöyle, bu bazı meseleleri gerçekten dinleyip eğer anlayabiliyorsadan kastım şu, anlatabileceği duruma, muhalefetine aykırı görmüyorsa, eğer görmeyecek şekilde anlayabilirse, ona o şekilde anlatılabilirse, öyle bir ortak dil kullanılabilirse o halde devam edebilir. Bu FETÖ ile mücadeleden mağdur olanlara ilişkin tavırlarda da bir aykırılık ya da ayrılık gözlemlenmeyebilir. Çünkü bu mesele birlikte yürütülmesi gereken bir mesele. Sahada siz bunun karşılığında muhalefet, ya böyle bir seçim kampanyası yürütemezsiniz.
Efendim burada mağdurlar var. Evet, mağdurlar var. Siyaseten düşünün. Siyaset rakamlarla, oylarla ilgilenir. Baktığınızda mağdurlardan alacağınız oylar sizi iktidar yapmaz. Dolayısıyla potansiyel olarak sahanın, meydanların konusu değildir bu. Başkalarını da ikna edemezsiniz. Çünkü insanlar FETÖ'yle mücadeleye niye destek veriyorlar? Çünkü FETÖ'nün pozitif tarafıyla muhatap olanların sayısı negatif tarafıyla muhatap olanlardan çok daha az. Çok daha az. En iyi ihtimalle insanlar, daha doğrusu en basit ifadeyle insanlar FETÖ'nün işte himmet, kurban, yardım vesaire gibi parasal desteği, destek baskısıyla muhatap olmuşlar ve bir çatışmalı bir durum olduğunda FETÖ lehine oy kullanmıyorlar kendi zihinlerinde. Dolayısıyla bu siyasetin ve sahanın konusu değil. O yüzden ben oraya kadar gelmesin diye şu anda yapılan görüşmeler çok önemli. Muhalefet Partisi'nin mesela 40 küsür bin kişiden bahsediliyor. 40 küsür bin mağdurdan bahsediliyor. Baktığınızda zaten bunların toplam sayısı 40 küsür bin var ya da yok. Yani görevden uzaklaştırılanları kastetmiyorum. Daha ağır yaptırımlarla karşı karşıya olanlardan bahsediyorum. Dolayısıyla orada bir ayıklama yapma zorunluluğu var. Eğer siz kalkıp işte 40 küsür bin tane mail geldi, 40 küsür bin de biz masanın önüne koyduk derseniz işinizi yapmış olmazsınız. Yani herkes suçsuz olduğunu iddia ediyor ama hepsine inanmamalıyız mı diyorsunuz? Tabii ki. Tabii ki. Siz böyle düşünüyor musunuz? Az önce Ahmet Bey söyledi. Ne kadar mağdur sayısı artar ve mağdurların ayıklanması ne kadar mümkün olmazsa, mümkün olamaz hale getirilirse bu FETÖ'ye o kadar yarar. Bundan önce de PKK konusunda orada Kürtlerin sorununun çözümü, Kürt sorununun çözümü, insan hakları ihlallerinin çözümü konusunda atılan adımların tamamı manipüle edildi yahut engellendi. Neden? Çünkü sorun çözülürse PKK'nın varlığı ortadan kalkacak. Dolayısıyla bugüne kadar da atılan adımlarla sorun çözülme yoluna girdi ve dikkat ederseniz biz kaç yıldır PKK'nın varlığının, tırnak içinde söylüyorum, bazılarının iddia ettiği varlığının gerekçelerinin ortadan kalktığını da konuşuyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla aynı şekilde bu işi sulandırmak hem sorun çözücüler açısından, yani bu komisyonlar kuruluyor, birilerini görevden alıyor, atıyor. Bunların ne kadar düzgün iş yaptığının sorgulanması gerekiyor. Sorun çözücülerde de, mücadele edicilerde de sorun var bazı alanlarda. Ama aynı zamanda bu kitleyi arttırarak, çoğaltarak, mesela mailler geliyor, sizlere de geliyor, bizlere de geliyor. Bir bakıyorsunuz, son derece manipülatif isimlerle gönderici adresler arasında uyumsuzluk var, telefon yok, görev bildirimi yok, herhangi bir uyum yok. Öğretmen maili gönderiyor, ben mağdur oldum diyor. O kadar kötü bir Türkçesi var ki, bırakın FETÖ'den mağdur olmayı, FETÖ'den mağdur olmasa da öğretmenlik yaptırılmaması gereken bir tablo var yani o maile baktığınız zaman. Bunlarla aslında çözümsüzlüğe zorluyorlar. Peki, buyurun. Bunların çok iyi ayıklanması lazım. Ben komisyonların bu işi yapacağını düşünüyorum ama siyasi partilerin de burada görevleri var, sendikaların görevleri var. Öyle her geleni kendileri bir çaba göstermeden başkalarına iletmeleri görevlerin yaptıkları anlamına gelmez. Ben burada birlikte çalışmaları halinde gerçekten FETÖ mağdurunun ve gerçekten FETÖ'cülerin kimler olduğu konusunda herkesin kafasının daha aydınlanacağını düşünüyorum. Bu görüşmeler belki tamam. Bize... Bir saniye döneceğim, tekrar döneceğim. Buradan birkaç cümle alayım. Seçim sürecine ne kadar yaklaştık onu da gösterecek. Tamam. Ben de ana hatlarıyla katılıyorum. Katılıyorum. Ne kadar dar tutulursa darbe yargılaması o kadar etkili olur. Bir de şöyle bir şey var Buket Hanım. Yani her şeyi bugün yargılamak zorunda değilsiniz ki. Hukuk var, çalışıyor. İnsanların yarın FETÖ'yle bir bağı çıkar. Onu da bulur çıkartırsınız. O zaman da onları mahkemeye çıkartır. Hukuk önünde cezalandırılmasını sağlarsınız. Yani esas olan hukukun üstünlüğünü tesis etmek ve bu algıyı da herkese vermek. Yani dışarıdaki insanlara da vermek. Mesela bugün vardı %55'miş işte FETÖ'cü bir darbe olduğuna ikna olan kanaat önderlerinin oranı. Niye %100 değil? Yani ortada açık bir şey var. Bizim hukuki adımlarımız bunun yükselmesini sağlayacaktır. Burada konu açılmışken bir şey daha söyleyeyim. Bugün beni değer verdiğim, çok saygıdeğer bulduğum bir büyüğüm aradı. Komutanlığımı da yapmış bir insan. Ben de üstün körü gördüm. Türk Hava Yolları ile geçen gün seyahat ederken Anadolu Ajansı tarafından hazırlanmış bir dergi var. Yani darbeye katılanlar falan diye. Orada buna katılan kişilerin fotoğrafları var. Tabii
hoş olmayan da fotoğraflar bunlar ama bir de askerlerle ilgili bir fotoğraf var. Yani rütbesiz asker ve bir takım muamelelere maruz kalıyor. Ve onlar hepimizin çocuğu. Onlar oraya darbe yapmak maksadıyla falan gitmiş, o bilinçle gitmiş insanlar değil ki. Nitekim siz de gösterdiniz televizyonunuzda. Hatırlarsanız bir asker televizyondan geliyor. Televizyondan görüyor, bakıyor. Görüyor, bakıyor. Biz ne yapıyoruz ya? Darbe yapıyorsunuz diyor. Aa, olur mu öyle şey falan. Şimdi bir de bakın, bir tane silahlı kuvvetleri var Türkiye'nin. İki tane silahlı kuvvetleri yok. Bu darbeden çok kısa bir süre sonra Cerablus'a gidip bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın New York'ta göğsünü gererek konuşmasını sağlayan bir silahlı kuvvetler var orada. Terörle mücadele eden insanlar var. İncitmemek lazım. Yani kurumları incitmemek lazım. Bir an önce o dergiyi oradan toplatsınlar, o fotoğrafları kaldırsınlar. Bunlar iyi şeyler değil yani. Şimdi sizin neden bahsettiğinize bir açıklık getirmem gerekiyor. Tabii bu sizin de yani kişisel görüşünüz olarak aktardığınız tabii, bir şey. Tabii tabii tabii. Anadolu Ajansı'nın 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yapmış olduğu o geceyi özetleyen böyle bir ufak ansiklopedi tarzında bir dergi. Dergi kitapçık var. Dergi evet. Olabilir, bir şey demiyorum ama orada askerlerinle ilgili bir fotoğraf var. Anladım anladım, o fotoğrafla ilgili hassasiyet kaldırsınlar, hayır, gerektiğini söylüyorsunuz. O hepimizi yaralar yani. Sayın Kartoğlu, anladınız değil mi neden bahsedildiğini? Muhtemelen sizin de elinize ulaşmıştır. Evet evet, şunu söyleyelim, o hemen 15 Temmuz'dan çok kısa bir süre sonra çıkartıldı, yayınlandı ve o günün gerçekliğini anlatan bir şey, bir yayın. Belki ben de öyle anladım Ahmet Bey'in söylediği. Bugün artık buralarda bulunmasına gerek yok diye anlıyorum ben. Hayır, o sadece Mustafa Bey o değil. Ben oraya iradesiyle katılmış, general rütbesiyle gidip FETÖ'ye hizmet etmeye gönüllü olmuş adamların fotoğraflarından, yani onlar da çok hoş değil de ondan rahatsızlık duymam ama bir erin fotoğrafı, resmi elbiseli bir askerin fotoğrafının orada yayınlanmış olması, işin doğrusunu söylemek gerekirse 40 yılını orduya vermiş bir insan sadece beni değil, herkesi rencide eder, Türkiye'yi de rencide eder. İşte aynı elbiseyi giyen insanlar Cerablus'ta çarpışıyor. Dün iki tanesi mayın döşerken, temizlerken şehit oldu. Yani biraz itinalı olmak lazım. Bazen bir şeye odaklanıyoruz. O bir şeyi tepe noktasına taşımak istiyoruz ama bunu yaparken değerlerimizi hafife almamamız lazım. Aracılık eder de iletirseniz çok sevinirim. Sayın Kartoğlu, bir şey diyecek misiniz? Evet, bir elbette zaten şu anda iletilmiş, zaten yayında söyledik ama ben bunun, o görüntülerin yeni bir albüm hazırlandığını biliyorum. Belki yayınlandı da o. Orada buna hassasiyet gösterileceğini biliyordum. Eğer yayınlandıysa bir onu dikkat ederseniz belki ben iletirim, ben de size de bir kopyasını gönderirler. Zannediyorum orada o hassasiyetler gözetilmiş olacak. Kısa bir ara devam edeceğiz. Size döneceğim. Birleşmiş Milletler'de Sayın Erdoğan'ın diğer ülkelere FETÖ uyarısını soracağım. Evet. Aranın ardından NTV'de Yakın Plan kaldığı yerden devam ediyor. Sayın Ebru Canan Sokulu'yla devam etmek istiyorum ben de. Ben çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Tabii tabii. Ebru Hanım'dan da izin alarak. Tabii. Geçen gün bir emrimde çalışmış bir subay arkadaşımla konuştum. Birebir hakikati anlattı. Birkaç kişiyle de konuştum. Şunun için anlatıyorum bunu. Bakın tabii çok birçok insan bu darbenin önlenmesinde başat rol üstlendi. İşte halkımız sokaklara döküldü, tankların karşısına dikildi. Büyük fedakarlık, büyük mücadele. Ama bir şeyi unutuyor bizim halkımız. Unutmasın, daha doğrusu halk biliyor belki de. Belki yönetenler, belki medya yeteri kadar yer vermiyor. Bakın, darbeyi esas önleyenler silahlı kuvvetlerin içerisindeki vatansever, namuslu insanlar. Bakın bu o kadar önemli ki ben buradan şimdiden Genelkurmay komuta heyetine de bir mesaj iletmek istiyorum. Lütfen bunları medyayla işbirliği yaparak halkımıza anlatsınlar. Neler yaşandığını öğrendikçe şu çıkacak ortaya ki bu silahlı kuvvetler öyle tukaka edilecek bir silahlı kuvvetler değil. O füsteği gibi haşhaşileri oraya sızdırdılar. Bunlar da çeşitli dönemlerin siyasetçilerin ve komuta heyetinde bizlerin, hepimizin dahli var bu suçta. Hepimiz ortağız ama
özellikle son dönemde bu Fethullah'ın himaye edildiği dönemde iktidar tarafından büyük alan kazandılar silahlı kuvvetler içerisinde. O işte daha önce yapılan Ergenekonlar, balyozlar falan olmasaydı bu darbeyi yapamazlardı. O da bir kenara, silahlı kuvvetlerin içerisindeki namuslu insanlar, vatansever insanlar, cumhuriyetçi insanlar bu darbenin önlenmesinde çok başat bir rol oynadı. Bu halkımız tarafından bilinmiyor. Genelkurmay'ın halkla iletişimini güçlendirmesi lazım ve bunların anlatılması lazım. Evra Hanım, döneceğim. Çok kısa Sayın Kartoğlu, TSK kendisini o gece yaşananları anlatamıyor mu? Siz lazım. Biz basın mensupları olarak, biz gazeteciler olarak siz bunu aktaramıyor musunuz? Yani orada o girişime katılmayan askerlerin neler yaptığı, onlar sayesinde de bu girişimin sekteye uğradığı konusu. Biz şimdi bahsederken ben hep hassasiyet gösteriyorum aslında. Bu darbeyi yapanlar Türk Silahlı Kuvvetleri üniforması giymiş teröristler mesela, evet, ifadesini kullanıyorum. Öyle. Yani aynen askerler öyle ifadesini mesela kullanmıyorum aslında en başından beri. Sayın Kartoğlu, birkaç cümle alayım, Ebru Hanım'a döneceğim. Doğru, yani bu bir bilgilendirme tabii yapılıyor. Yani eskisine nazaran daha iyi bir bilgilendirme yapılıyor, bunu söyleyelim. Ama buraya geldiğimiz zaman bu iş özelinde aslında TSK'nın kendi içinde de bir... davaların dava sürecinde en azından biraz da örselenmişlikten geliyor. Elbette eski davaların yarattığı bir yıpranma da var. Ondan dolayı da bu kadar sizin bahsettiğiniz nitelikte açık bir ilişki kurulamıyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü şu anda yargılanmakta olan bazı üst düzey askerler, rütbeli askerlerin askerler hakkında acaba öyle mi değil mi diye şüpheli yaklaşımlar var. TSK içerisinde de şüpheli yaklaşımlar var. Net bir açıklama yapılmıyor. Ama öbür taraftan haklarında başka kaynaklardan bilgi edindiğimizde biz zaten birkaç yıldır bunun burada olmaması gerektiğini söylüyorduk, cevabını alıyoruz. O bakımdan oranın bir netleşmesi lazım. Kendi içinde onu netleştirecekler ki bizim üzerimizden de en azından mesajı verebilsinler. Ama şunu söyleyeyim. O gecede, 15 Temmuz gecesi de tankların üzerinden... tankların içindeki askerleri çıkaran halkın birçoğunun kucaklandığını biliyoruz. O bakımdan evet, bu vatandaş da bu ordu içerisinde kendi askeri olanı ayıklama konusunda son derece yetenekli ve becerikli. Öyle bir gecede birçok kişiden duydum. Ben olsam köprüden aşağı atardım diyen birçok kişiyi duydum. Ama hiç kimseyi oradan aşağıya kimse atmadı. O yüzden o gece bile insanlar askerin hukukunu ya da kendi askerlerinin hukukunu tırnak içinde koruyabildiler. Koruyabildilerse bundan sonra da korurlar. Ama dediğiniz gibi TSK'nın da bu anlamda hem kendi tavrını netleştirmesi, belki biraz daha açık olmasında yarar var. Tamam. Şimdi size şey soracağım. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Sayın Erdoğan konuşurken aslında orada birçok, yani dünya liderinin gözünün önünde FETÖ'yü terör örgütü olarak anlatıp ben burada olmayacaktım, buradaysam milletimin asil duruşu sayesindedir ifadesini kullandı ve birçok ülke liderini de FETÖ yapılanmasına karşı uyardı. Hepinizin ülkesinde yapılanmaları var, geç olmadan bunun farkına varın dedi. Böyle bir tehlike oluşturuyor mu bu örgüt, ne düşünüyorsunuz? Şimdi bugün uluslararası camia tarafından tanınan 194 ülke var. Genel kurulda da bunların hepsi temsil ediliyor. Tabii ben genel kurulda o toplantı, oturum esnasında bunların ne kadarı var ya da temsilcilikleri, delegasyonları var, bunları tam olarak bilemiyorum ama uluslararası platformdaki uluslararası toplumun en kalabalık olduğu tek ortam Birleşmiş Milletler Genel Kurulu. Bir tavsiye organıdır. Kamuoyu oluşturmaya yönelik dünyadaki tek ve en büyük platformdur. Bu bağlamda burada FETÖ'yü, darbe kalkışmasını anlatmak başta bilgilendirme açısından önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına bakıldığında bilgilendirmeye yönelik de birçok nüans var. Onları da takip etmişsinizdir, onları gördük, dinledik. Fakat... şimdi 194 ülke, bunların yaklaşık %120-130 kadarında FETÖ örgütlenmesinin uzantıları olduğunu düşünürsek, değil mi? Veriler bize bu şekilde evet gösteriyor. Tabii hangi aşamada ne, işte ticari faaliyet mi gösteriyor, eğitim faaliyeti mi gösteriyor vesaire vesaire, çeşitlilikler arz ediyor. Dolayısıyla FETÖ bunlar için ne kadar anlamlı
Bunu bilemiyoruz. Yani bu konuşmadan sonra keşke bir ufak bir anket yapılsaydı da FETÖ'yü öğrendiniz mi? FETÖ nedir? Ve korktunuz mu ya da buna karşılık bir şey geliştirecek misiniz? Politikalarınıza bir revizyona gidecek misiniz? Keşke bunu görebilseydik. Çünkü bu sadece Cumhurbaşkanı'nın genel kurulda anlatarak dünya kamuoyuna açıklayabileceği bir şey değil. Bunun için çok sistemli bir kamu diplomasi yürütülmesi gerekiyor. Türkiye'de en başarısız olunan alanlardan birisi maalesef kamu diplomasi. Biz bilmiyoruz, kamu diplomasisini zannediyoruz ki Orta Doğu'da gösterilen dizilerle biz yumuşak gücümüzü ihraç edeceğiz. Böyle bir dünya yok. Yani bunun dört koldan anlatılması gerekiyor, bilinçlendirilmesi gerekiyor vesaire. Darbe kalkışmasından hemen sonra hatırlarsınız belki, işte üniversite rektörlerinden oluşan bir grup işte Avrupa'nın çeşitli ülkelerine gittiler, işte bunu anlattılar vesaire vesaire. Bakın, kamu diplomasi nasıl yürütülür biliyor musunuz? Biz hepimiz darbe kalkışmasından sonra YÖK tarafından bir mail aldık. Diyordu ki hiçbir şekilde akademik olmayan hiçbir nedenden ötürü yurt dışına çıkamazsınız. Dünyanın en büyük kongreleri Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında yapılır. Şimdi buraya gidemeyen akademisyenler bizim oraya gidip bunları anlatabilmemizin önüne geçti. Anlatabiliyor muyum? Şimdi rektörlerin gidip de ya da YÖK heyetinin gidip de birkaç ülkede bunu anlatabilmesi kamu diplomasisi değildir. Dolayısıyla burada bence biraz daha kendimizi daha sert eleştirmemiz gerekiyor. FETÖ Cumhurbaşkanı'nın genel kurul konuşmasından sonra büyük bir farkındalık yarattığını düşünmüyorum. Bu FETÖ'nün nüfuz ettiği ülkelerde zaten bu yapılanma biliniyor. Yani biz bunu bilmiyorduk ve Türkiye bunu takip etmiyordu büyük ihtimalle. 2014'te de genel kurulda konuşma yapıldı. Burada da dile getirilmesi gerekirdi. Anlatabiliyor muyum? Yani sürekliliğin olması gerekiyor dış politikada. Ben bunun altını özellikle çiziyorum. Ama öte yandan verilen mesajlar son derece yerinde. Hissi olmayan, daha ziyade bilgilendirmeye yönelik bir metindi. Dolayısıyla tabi bilemiyorum etkilerini, hiçbir kurum ölçmedi vesaire ama verilen mesajlar terörün yeniden tanımının yapılması gerektiği, bunun sadece bir ülke sorumluluğunda olmadığı, global terörün tanımının yapılması gerektiği, aslında büyük okumada bunlar da var. Bu bizi sadece işte bir FETÖ gibi bir terör örgütü, paralel devlet yapılanması olarak değil ama yani her devletin ve uluslararası camianın düşünmesi gereken bir revizyon süreci var. Bunun önünü açabilecek bana kalırsa çok önemli mesajlar vardı bu konuda. Ama birazcık daha efektif olarak bazı şeylerin yapılması gerektiğini söylüyorsunuz, anladım. Evet, yani efektiften ziyade daha uzun planlanan, uzun vadede planlanan, orta ve uzun dönemde planlanan bir süreç olması gerekiyor. Aksi takdirde bakın, darbe kalkışması oldu ve gerek Avrupa Birliği üyelerinden, gerek Avrupa Birliği'nin organlarından Türkiye'nin yanında açıklamalar duymadık. Bunu gelmedi. En son işte komisyon başkanı, çeşitli komisyonerler Avrupa Birliği'nde bunu dile getirdiler bir özür mahiyetinde. Bu da bir bana kalırsa pozitif bir sonuç, fakat bunu çok daha iyi anlatabilmemiz gerekiyor. Peki. Heben Efiz'e çok teşekkür ediyorum. Bir şey söyleyeyim. Bir cümle alayım çünkü süremi açtım zaten. Evet, bir cümle alayım. Buyurun. Şimdi ben bu süreçte birçok yabancı gazeteciye demeç verdim. Röportaj yaptık. Onlardan bir tanesinde bir Hollandalı kadındı tahmin ediyorum. Benim anlattıklarımı dinledikten sonra ne dedi biliyor musunuz bana? Bunu dedi sizden başka birisinden dinleseydim inanmazdım dedi. Yani yaşamış bir insan, Fethullah'ın ne olduğunu geçmişinden anlatarak anlattım ve oynanan oyunu, bölgede oynanan oyunu anlattım. Ona sizden dinlemeseydim dedi, samimiyetime herhalde inandı biraz da. Evet. Herkesin anlatması lazım. Herkesin. Bir de tabii şimdi peki, Amerikalılara anlatmak biraz zor oluyor. Daha 3 sene öncesine kadar bakanlar gelip oralara gidip görüşüp geliyorlardı. Şimdi zorlanıyorlardır herhalde. Artık bitirmem gerekiyor. Sayın Kartoğlu, size de çok teşekkür ediyorum. Sayın Yavuz, Sayın Sokullu, üçünüze de süremizin sonuna geldik. Yakın planı noktalıyoruz efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.